Arkadaşlar merhabalar. Her ay sonu geldiğinde diyorum ki Murat şu video atmayı bırak. İnsanlar da biraz dinlensin. Sen de biraz dinlen. İnsanların çoluğu var, çocuğu var, işi var, gücü var. Ya bırak insanlar biraz rahatlasın diyorum. Eminim belki içinizden böyle düşünenler de çok. Fakat maalesef için bir türlü rahat etmiyor. Niye? Çünkü bıraktığımda sanki beni beklermişçesine bir gelişme oluyor farklı farklı gelişmeler oluyor. O yüzden diyorum ki bunu da mutlaka bizi takip edenler bilmelidir. Ya da biz onlara bu bilgiyi aktarmak zorundayız diye kendimi böyle mecbur tutuyorum gibi bir his oluşuyor. O yüzden kusura bakmayın yine sizi rahatsız edeceğim ama önemli bir konuda. O da şu, değerli dostlar her zaman şu merkez medyanın dile getirdiği olaylardan yakınıyoruz. Ya da getirmediği olaylardan yakınıyoruz. Niye? Çünkü merkez medya dediğimiz, küresel medya dediğimiz o klik yapı esasında bizlerin, sizlerin görmek istediğimiz şeyleri değil, kendilerinin görmek istediği şeyleri getiriyorlar, tar tartışıyorlar, konuşuyorlar. Ve aslında asıl görmemiz gereken ya da bizleri yakından ilgilendiren konular böyle sanki önemsizmiş gibi geriye atılıyor, öteli, öteliyor, öteleniyor. Kendi düşünce ve görüşlerini, kendi çıkarlarını ön plana atıyorlar, çekiyorlar, konuşuyorlar. O yüzden biz konuşulmayanları konuşmamız gerekir. Yani merkez medyanın, küresel medyanın üzerinde durmadığını, durmadığı hatta üzerini örttüğü o gizemli konuları konuşmamız lazım. İşte bugün anlatacağım konu da bunlardan bir tanesi. Mesela değerli dostlar iki tane önemli gelişme var. Şimdi Suudi Arabistan Cidde kentinde bir toplantı düzenleniyor. Ne toplantısı biliyor musunuz? Dünya Ekonomik Forumu toplantısı. Televizyonlarda, gazetelerde haberi var mı? Yok. Değil mi? Yok. Şimdi 28-29 Nisan tarihleri arasında Cidde'de önemli bir toplantı. Devlet başkanları katılıyor. Efendim başbakanlar katılıyor. Dışişleri bakanları katılıyor. Efendim dünyanın önemli biliyorsunuz sivil yapılanmalarının başkanları katılıyor. Başta işte bilgeysler olmak üzere. Ama bakıyorsunuz medyada böyle bir haber yok. E bu insanlar nereye bir araya geliyor? Yani durup dururken hani ciddede ya gidelim, oturalım, konuşalım, muhabbet olsun mu diye orada toplanıyorlar? Hayır. Demek ki bir şeylere karar veriyorlar ki üst üste geliyor. Şimdi bu toplantıdan bahsedeceğim. Bir de mesela Dünya Ekonomik Formu çok ilginç bir rapor yayınladı. Ee, Nisan şimdi önümde. Siz de girip internetten bakabilirsiniz. Değerli dostlar. Başlığı da finansal piyasaların Merkez Bankası dijital para birimleriyle modernleştirilmesi. Bakın bu rapor çok önemli. Dediğim gibi gizli saklı rapor değil. Girip siz de o Dünya Ekonomik Forumu'nun sitesinden bunu indirebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Hatta Google'la çeviri yapıp rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi bütün bunlar ne anlama geliyor? Yani e, Davos'taki zirvelere alıştık. Yani Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta toplanıyor. Orada bütün dünya liderlerini, bürokratlarını, efendim gazetecilerini, akademisyenlerini tırnak içerisinde davet ederek orada bir takım görüş alışverişinde bulunuyorlar. Esasında görüş alışverişinde bulunmuyorlar. Kendi yapacakları ideolojileri doğrusunda oluşturacakları dünyanın altyapısını ya da o ulus devletlerin liderlerinin ne yapması gerektiğini onlara dayatıyorlar. Onlara üflüyorlar. onlar da gereğini yapıyor. İşte bu rapor bahsettiğim finansal piyasaların merkez bankası dijital para birimleriyle modernleştirilmesi isimli rapor ki yani şöyle de göstereyim ki onu da e, rahatlıkla bulup okuyabilirsiniz değerli dostlar aslında yazdığınız zaman çıkıyor. Bakın rapor şu rapordan bahsediyorum, bu rapordan bahsediyorum. Siz de girip o, o raporu bulup okuyabilirsiniz detaylarını anlatacağım. Bu raporda diyor ki bu raporda diyor ki e, ulus devletler Dijital paraya geçmek için ki yüzde 98'i, bakın yüzde 98, yüzde 98'i diyor, söz verdi. Neye söz vermiş? Dijital paraya geçmeye. Şimdi arkadaşlar, biraz durun lütfen düşünün. Şimdi Rus devletler, dünya ekonomik formuna neden söz versin arkadaşlar? Siz kimsiniz ya? Yani sizin resmi göreviniz nedir? Siz kimin adını hareket ediyorsunuz ki? Rus devletlerin yüzde 98'i size dijital paraya geçeceği sözünü versin. Bakın bu kurumları anlatırken maalesef bazı geri zekalar bakın bu kelimeyi ilk kez kullanıyorum dikkat edin. Çünkü doluyorum gerçekten de doluyorum bazı geri zekalar bütün bu gerçekleri ters yüz ederek ne yapmak istiyorlar? Bunları tırnak içerisinde komplo teorisi diyerek itibarsızlaştırmak istiyorlar. Niye? Çünkü onlar da onların adamı. Çünkü fonlanıyorlar. Çünkü bu tür olayların ve dünyanın nereye götürüldüğünü görmemesi için bizlerin, sizlerin bu olayların üstünü örtmeleri için onlara para ödüyorlar. O yüzden de bunları böyle efendim tiye almak falan bu tür yöntemi seçiyorlar. Neyi seçerse seçsinler. Biz buradan bütün gerçekleri sizlere çıplaklığıyla anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi bu raporu yayınlıyor. Raporda diyor ki değerli dostlar bu zorunludur diyor. Zorunlu. Sen kimsin niye zorunlu olsun? Yani dijital para. Bir kere nakit kalkıyor kardeşim. Nakiti ortadan kaldırıyorlar. Dilimizde tüy bitti ama Bazıları şöyle düşünüyor. Ya uf sıkıldık ya böyle hep her zaman da bu falan bu kadar dijital nedir ya? Değerli dostlar bunları niye anlatıyoruz biliyor musunuz? Bir, gelişmelerden haberdar olasınız diye anlatıyoruz. İki, sorumlulukta özellikle efendim öbür dünyada Allah nezdinde Allah katında sorumluluktan kurtulmak için bunları ben sizlere anlatıyorum. Şahsım için bu çok ön planda. Niye? Yarın Allah sorar sen bunu biliyordun ama insanlara anlatmadım. Bir, bu bir zorunluluk, bir bir sorumluluk. Bunu anlatacağız. Çünkü insanlar doğu, doğru bildiği şeyi bir başkasına anlatmak zorundadır. Ve diğer taraftan niye anlatıyoruz? Başımıza ne gelebileceklerini görebilmek ve tedbir alabilmek. Tedbiri de siz biz evet bireysel olarak alabiliriz ama bizi yönetenleri uyarıp tedbir almalarını sağlamak. Bizi ciddiye alırlar, almazlar onu bilemem ama dünyanın nereye gittiğini sizlere göstermek, aktarmak bizim boynumuzun borcu. Ve karar verdiler nakit kalkacak kardeşim. Bunu daha önce birkaç devlette denediler. Mesela Nijerya'da denediler. İnsanlar bankamatikleri kırdı, ayaklandı, isyan etti. Çünkü bu kolay bir şey değil. Elinizden varlığınızı alıyorlar. Cebinizden nakit paranızı alıyorlar. Sizi bir e, dijital programa hapsediyorlar. Sizin ne alacağınıza, ne yiyeceğinize, ne yemeyeceğinize onlar karar veriyorlar. Verecekler daha doğrusu. Bu başladı. Maalesef ve maalesef ülkemizde de dijital para altyapı çalışmaları tamamen bitti. Onu size söyleyeyim. 2025 yılında, e, mu muhtemel 2025 yılında ülkemizde bu dijital parayı kullanmaya başlayacak. Ve dünya ekonomik formu raporuna göre diyor ki en geç 2030 yılında devletlerin ulus devletlerin %98'i dijital paraya geçecek. Geçecekte ne olacak? Bakın her şeyimiz elimizden alacaklar. Çekinmeden söylüyorum. Efendim korkuyorsanız korkun. Her şeyimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Hiçbir şeyiniz yok ama mutlusunuz sloganını asla unutmayın. Elon Musk'ların, Bill Gates'lerin kiralama, efendim satın almayın kiralayın demeleri boşuna değil. Bunlar bir şeyin altyapısını hazırlıyorlar. Neyin altyapısını hazırladıklarını söyleyeceğim. Şimdi böyle bir raporda dediğim gibi dijital paraya geçmeye kesin karar vermişler. Ve 2030 yılında da bu bütün devletlerin, ulus devletlerin, Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin tamamının dijital paraya geçmesi e, elzem görülüyor, zorunlu gözüküyor. İster istemez geçeceksiniz. Çünkü karar vermiş. O küresel sermaye oligarşisi karar verdikten sonra kimse kusura bakmasın. Ulus devletleri yönetenlerin hiçbir hükmü yoktur. Mecburen ona uyuyorlar. Ve 2030'da bunu geçecekler. Yani dijital paraya geçiş sağlanacak. Üstelik bakın tek dünya devleti parası olacak diyor. Yani öyle demiyor da diyor ki bu dijital para esasında diyor ülkeden ülkeye farklılık gösterse de diyor kullanım açısından, teknik açıdan ki blockchain sistemini kullanacak bütün devletler, teknik açıdan tek dünya parası haline gelecek diyor. Rezerv para haline gelecek. Adı dolar olmuş, yuan olmuş falan olmuş filan olmuş. Hiç de önemli değil. Önemli olan bir dünya parasının oluşturulması. Yani maksat ne? Her zaman şunu söylüyoruz. Küresel elitler dediğimiz, küresel sermaye oligarşisi dediğimiz alt akıl, üst akıl, şeytani akıl ne derseniz değil. Bunların derdi Tek noktadan insanlığı yönetmek. Tek noktadan insanlığı yönettiğinizde işte tek dünya devleti oluyor. Bunu da dijitalizm üzerinden yapıyorlar. Her şeyi dijitalleştirerek sayısallaştırıyorlar. Sayısallaştırılan her şeyi de kontrol edebilir hale gelir. Şimdi diyeceksiniz ki kontrol etsinler neyimiz var? Çok şeyimiz var. Mahremiyet diye bir şeyimiz var. Artık mahremiyet falan kalmayacak kardeşim. Sizin sağlık bilgileriniz, finans bilgileriniz, aile bilgileriniz, e, sosyal yaşamınız hepsi o dijital ortama aktarılacak. Daha önemli bir şey daha aktarılacak. Bakın bunu belki çok duymadınız ama şimdi maddi varlıkların tokenleştirilmesi. Tokenler var ya hani işte şimdi coin'ler, token'ler, bir sürü dijital şey çıktı değil mi? Sistem çıktı. Yani sizin elinizdeki değerleri, maddi varlıklarımızı, fiziki varlıklarımızı sanal aleme aktarmak istiyorlar. Akıllı olun. Bakın bu önemli bir şey. Şimdi bunu hani diyoruz ya efendim işte mülksüzleştirme. Bazı arkadaşlar bunu ballandıra ballandıra anlatıyor. Ya tamam da arkadaş nasıl mülksüzleştirecekler? Bunu anlatmıyorlar. Altını doldurmadıkları için insanlar ya hadi yürü git diyor. Bakın gelip malımıza bir anda senin malına el koyuyoruz demeyecekler. Bizi nasıl mülksüzleştirecekler? Şöyle İşte bu blockchain sistemi bütün para sistemlerinde kullanılacak. Dijital para sisteminde kullanılacak ve aynı zamanda sizin elinizdeki fiziki varlıkların da bu blockchain sistemi üzerinden satışa çıkaracaklar. Yani sanal alemde satışı gerçekleştirilecek. Bunu önce kendileri deneyecekler. Bakın nasıl oluyor? Şöyle mesela o sermaye oligarşisinin zenginlerin elinde değerli tablolar var. Evler var, arabalar var. Bakın tablo şimdi bir tablo işte milyon dolarlar ediyor değil mi? Sen ben vermiyoruz belki bizden almıyoruz ama birçok insan onlara milyon dolarlar veriyor. Şimdi diyorlar ki bu tabloyu blockchain sistemine koyup bunu hisse senedi şeklinde satalım, hisse hisse satalım. Yani tablodan siz e, bütçenize göre bir hisse alabilirsiniz. Yani ne tabloyu görüyorsunuz, ne tabloya dokunabiliyorsunuz ama o tabloda hisseniz var. Yine aynı şekilde evinizi, arabanızı ve hatta kıymetli madenlerinizi orada blockchain sistemiyle sisteme aktararak onları e, efendim küreselleştirme, onları e, varlıkları paylaştırma hisse, hisse yöntemiyle. O yüzden bakın çok sıkıntılı bir sistem geliyor. Evet insan hayatını dijitalizm kolaylaştırıyor bir noktada fakat aynı zamanda da köleleştiriyor. Ve köleleştirmek için çok ciddi bir hazırlık var. Bu dijital para bunlardan birisi ve olmazsa olmaz, olmazı yeni dünya düzeninin yeni küresel sistemin olmazsa olmazı bu dijital para. O yüzden o yüzden üzerinde çok çalışıyorlar, raporlar hazırlıyorlar. Bakın adam oturmuş da binlerce sayfa rapor yazmış. Nasıl oluşacak? Ne zaman olacak? Hangi şeyler buna dahil olacak? Ve elinizdeki varlıkları alarak sizleri bir köle haline getirmek için bu sistemi kurmak istiyorlar. Dijital para o yüzden önemli. Her şeyin altı sizden vergi mesela işte karbon vergisinden tutun birçok sadece karbon vergisi değil. Bazı ürünlerde sizin haberiniz olmadan sizden vergiler kesilecek. Çünkü yasaklı ürünler, almanız gereken ürünleri aldığınızda cezalar yiyeceksiniz, farkına varmayacaksınız. Ve bazı çok canınızın istediği ürünleri ne kadar isteseniz de alamayacaksınız. Çünkü o düzenlenen para Onların istedikleri ürünleri size verecekler, satacaklar ya da istemedikleri ürünleri de size satmayacaklar. Siz köle haline, biz köle haline geleceğiz. Bu sistemi size anlatıyorum. Şimdi değerli dostlar bakın yine Suudi Arabistan'daki bu WEF toplantısına dikkat çektim. Yani Dünya Ekonomik Forumu toplantısı. Durup dururken ciddiye ne aldınız? Çünkü Cidde yani Suudi Arabistan Bakın son yıllarda kendini aşıyor. Kendini aşıyor derken efendim işte hani o tırnak içerisinde şeriat dediğimiz devlet yönetiminden eser kalmıyor. Tamamen seküler bir hale geliyor, getiriliyor ve Suudi Arabistan esasında bütün tırnak içerisinde İslam dünyasına bir model teşkil ettirmek isteniyor. O yüzden de oraya çok önem veriyorlar. Orada benim dikkatimi çeken şey şu. Bilgeis ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros kol kola vermiş. Burada fırıldak çeviriyor. Açık söylüyorum. Burada hangi fırıldakları çevirdiklerini de söyleyeyim de. işte zarar geliyor biliyorsunuz algoritma tarıyor zarar geliyor. O sistemi görüştüler. Yani olası bir küresel hastalık durumunda hangilerinin kullanılacağını, neyin kullanılacağını, nasıl kullanılacağını onu konuştular, onu tartıştılar bir. İki. Değerli dostlar. Bakın bu toplantıların amacı dediğim gibi böyle insanlar bilgilensin ya da efendim işte dünyanın sorunlarını çözelim falan değil. Esasında o küresel sermaye oligarşisinin planlarını, projelerini hayata geçirmek için bunları yapıyorlar. Bunları sizlere aktarmak istedim. Böyle bir dünya geliyor. Haberiniz olsun. Ve dediğim gibi eğer kızarsanız da ya her gün de video atma kardeşim derseniz de lütfen yorum olarak yazın. Bu arada sözü gelmişken ondan da bahsedeyim. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bakın hepsini okuyorum. Dikkat ederseniz beğeni yapıyorum. Okuyorum. Onlardan da faydalanıyorum. Beğeni ve lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Bunların daha fazla kişilere, kitlelere ulaşması için. Değerli dostlar, bugünlükte de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.